Uzun zaman sonra sinemaya geldim. Elevenance, bakalım nasıl olmuş. Ne düşünüyorsun bak? Film valla benim de uzun zamandır beklediğim bir film. Göreceğiz bakalım hikayenin sonu nasıl bitecek. Beklentim var, beklenti yüksek. Valla beklentim ortalama yani. Orta. Benim de son filmden belki bir tık daha yüksek, güzel bir kapanış yaparlar diyorum. Bu dördüncü filmi serinin, yani öyle geçiyor. Diğer filmlerde Halloween diye başlıyor. 1978 miydi? 1978, 2018 ve 2021. Dördüncü filmi kapanış olarak olacak, bakalım nasıl olacak. Beklentimiz bizim orta şu an için. Çıkışta da bir inceleme gibi, küçük nasıldı, gidilir mi? Zaten salonda 5 kişi vardı, diğerleri 6 kişi. Kimse artık sinemaya gelmiyor, ben de uzun zamandır gelmedim zaten. En son 2 yıl önce gelmiştim galiba, yine video çekmiştim. Bakalım göreceğiz film nasıldı. Başlamadan filme geçelim. Evet, filmden çıktık. Biraz ne yazık ki hayal kırıklığı gibi oldu. Ne düşünüyorsun? Vallahi, yani beklentini karşıladı mı? Vallahi şöyle, beklentimi tam anlamıyla karşıladığını söyleyemem. Ama orta bir şey bekliyorduk. Ya yani, ortayı karşıladı mı senin için? Ortayı gerçekten orta. Yani ne berbat bir film diyebilirim, ne de iyi, çok iyi bir film de diyebilirim. Sinemaya gidin der misin bunun için? Yani bence hikayeyi başından beri takip ediyorsanız, önceki filmleri de gitmişseniz, bence son bir kere Laurie Strode'la Michael Myers'ın final fight'ını görmek için gidebilir diyorum ben. Ben olsam ya, yok ben gitmeyin derdim hepsini. Ben de sonradan izledim, yeni izledim. Hatta taze hepsini hatırlıyorum, bütün filmlerin 3 filminde. 4. film için değmez ya. Bu bilet fiyatlarına 58 lira olmuş bu arada. Öğrenci olarak girdik. Nasıl öğrenciysek bilmiyorum. Ama çok pahalı ya. Ve kalitesiz sinemalar da kalitesiz. Sinemalar evet. Yani arkadaşlar cidden maalesef. En azından yani, Antalya'daki. Siz de yorumlarda belirtin lütfen. Diğer şehirlerde de böyle mi? Yoksa bir tek biz Antalya'da mı bunu yaşıyoruz bilmiyorum ama hangi sinemaya gitsem yani, TRT olsun, Migros olsun, yani gerçekten gerek ses, gerek ekran, yani her şey rezalet. Çok karanlık, ekran, hiç ışık falan. Sıkıntı ya. Film olarak Michael Myers filmin ortasında anca gözükmeye başladı. Evet. Filmin yarısına kadar, hatta yani sonun, filmin son kısmının başlangıcına kadar yok diyebiliriz ortada. Aynen yani, çok hemen çok hemen yok. Minimal sahnelerde var. Sahneler ya. Neden böyle yapmışlar bilmiyorum. Aslında bu bir dörtleme diye dersek bu filme, son kapanışı için çok kötü olmuş bence. Çok daha fazla Michael Myers izlemek isterdim yani. Peki serinin en sevdiğin filmi hangisi? Benim bundan bir önceki filmi ben beğenmiştim. Halloween Kills. Evet. Benim de net o. Sıralamak gerekirse o 1978, 2018, sonra en son bu diyebilirim. Valla benim de başlangıç için aynı. 2019'da olan filmi Halloween Kills. Sonra 1978'de olan film Halloween orijinali. Sonra 2017 ile bu film aşağı yukarı aynı benim için yani. Evet. Yani, hayal kırıklığı da yaşamadım. Çok fazla bir şey de beklemediğim için çok da sorun olmadı. Evet. Normal bir film olarak izlesen aslında daha iyi olurmuş. Evet. Hiç böyle bir Michael Myers katmasalar, başka bir katil katsalar bu film benim için normaldi. Ama evet, sen bu filmi Michael Myers Halloween diye izliyorsan. Yani bu arada ben şunu etkileyici buldum filmde. Corey'deki arkadaş işte nasıl kendini kaybettiğini. Karakter gelişimi olarak. Evet yani, karakter gelişimi olarak Corey'yi iyi işlemişler. Evet. Bence de ondan bahsediyorum ben de işte. Hani Halloween filmi olmasaydı bu, başka bir hani bir dönüşüm karakter filmi olsaydı güzel olabilirdi. Evet. Sanırım şunu yapmaya çalışmışlar biraz da. Biraz da Michael Myers'ı daha az göstermelerinin sebebi, Corey adlı arkadaşımız yoluyla sanırım Michael Myers'ın içindeki o şeytanlığı nasıl doğduğunu bir kişide daha iyi gözlemlemiş olduk diyebilirim. Ya bilmiyorum, değişik bir şey denemişler. Keşke denemeselermiş. Daha güzel bir final olabilirdi. Bu arada serinin son filmi olacak gibi gözüküyor. Öyle dediler tabii. Yani söz konusu Michael Myers olunca hiçbir zaman son diyemiyorsun. Belki yeniden hani başka belki evet reboot yapabilirler. Sıfırlayıp reboot çekebilirler belki. Bir çekilebilir. Ben yine şans veririm eğer bir reboot olursa. Tabii daha iyi olursa, neden olmasın. Ben ayrıca şunu ekleyeyim. Michael Myers ve Laurie Strode'un final fight'ını beğendim.
Yani sevdim. Ta 78 yılından gelen bu yana gelen hikayeyi güzel bir Final Fight'le sonlandırmışlar diyebilirim. Hoşuma gitti yani Final Fight bölümü. Yani fikir olarak iyi aslında ama işte hani ne bileyim sonuçta işte kadın 70 yaşında, adam da daha da büyük belki 80 yaşında Michael Myers. Ama tabii o hani süper bir insan gibi gözüktüğü için yani öyle olduğunu öğrendiğimiz için onda sıkıntı yok da bilmiyorum. Kadın bana çok aktif gibi geldi. Çok ya da Michael Myers çok uğraştırdı ve şimdi spoiler olmasın ama bana çok mantıklı gelmedi ama kapanış için öyle bir şey olması lazım ya. Yani. Böyle bitirmeleri evet. Lazımdı. Evet. Bu bakımdan yerinde olmuş. Yandan da Michael Myers'ın geçen filmde her ne kadar göstermeseler de geçen filmin son sahnesinde özellikle ne kadar çok yara aldığını da bu filmde o yaralardan ne kadar etkilendiğini de göstermiş oldular bir bakıma. Ama geçen filmin yani geçen film dediğimiz 2019 yapımı olan Halloween Kills'da Michael Myers'ın ne kadar güçlü olduğunu hani evet. Hiçbir şeyden geçirmez olduğunu görünce burada ben daha aktif bir evet. Michael Myers bekliyordum. Evet. Ya geçen filmde esasında o saldırıların hiçbirisinden yıpranmadığını görmüştük ama asıl bu filmde işte o saldırının onu yıprattığını görmüş olduk esasında. O da biraz saçma olmuş aslında evet. Son. Çünkü yani ne kadar güçlü olduğunu bize gösterip burada da tam tersine bir o kadar güçsüz bir evet. Michael Myers izledik. Keşke daha güçlü olsaydı. Hatta illa mutlu son gibi bitti diyebilirim. Bunu spoiler olarak sayılır mı? Yani bu öyle bitti, öyle bitmese de olurmuş aslında. Bir böyle bir soru işaretiyle de bitirebilirlerdi ya da böyle kötülerin kazandığı bir tarzda da bitirebilirlerdi. Öyle bitirmeyi seçmişler seriyi. Bir de şunu unutmuşuz söylemeyi konuşurken aklımıza geldi. Korku filmi olarak veya gerilim filmi olarak değildi film yani. Evet film cidden bana bir herhangi bir korku veya gerilim hissiyatı vermedi. Yani ha, bana da. Beni germedi film veya korkutmadı. Yani sırf bu hani Halloween işte duygusunu yaşamak için o atmosferi yaşamak için de gidilmez yani film aslında. Evet yani cidden bir önceki film Halloween Kills da evde izlememe rağmen başında cidden gerilmiştim. Evet yani. Evet bende de gerilim vardı o bir önceki filmde. Bir de scare jump'lar vardı içinde. Ve birden korkutan cinsten onlar bile bir etki yaratmadı. Hiç korkutmadı. Yani biz yerinden zıplatır basla sesle görüntüyle ama o bile ne yazık ki korkutmadı. Evet. Onun dışında filmde cidden komik sahneler vardı. Aynen böyle ya, yani, abes olmuş yani. Cidden yani acaba bir parodi filmi mi izliyoruz dediğimiz yerler oldu. Michael Myers'ın yani o da savunmasız güçsüz gösterdikleri için gibi bir şey olmuş. Evet. Şimdi tam derinleyinmeyelim, spoiler vermeyelim ama cidden onu siz de anlayacaksınız bazı yerlerde. Michael dostumuzu bayağı bir küçük düşürdükleri yerler olmuş. Aynen ne yazık ki. İyisiyle kötüsüyle film böyleydi. Ben eklemek istediğim bir şey var mı başka? Aşağı yukarı bu. Ben Barkın diyor ki seriyi eğer izlediyseniz bunu sinemada izleyebilirsiniz. Evet. Alakanız yoksa ama bence çok da izlenecek bir film değil. Ya evet birkaç ay bekleyip kendi evinizde internetten izleyebilirsiniz. Bunu söyleyemeyiz. Bu olmaz değil mi? Bu şeye yönlendiriyor. Yok canım HBO Max'e ne diyorsun? Filmle ilgili düşüncelerimiz bu kadar. Diğer videolara, incelemelere göz atabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.